eşiniz Seda Hanım şimdi stüdyomuzda olacak. 23 Kasım tarihinden beri kayıp olan eşini aramak üzere geldi Murat Çalıcı. Bir gün öncesinde eşinin telefonuna gelen bir mesajla ilgili telefon dokümlerini çıkartacağım dediğinde eşi ertesi gün hamile haliyle kayıplara karışıyor. O günden beri her tarafta eşini arıyor. Buraya geldi, eşi Seda Hanım'ı bulduk. Şimdi stüdyomuzda buyursunlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Böyle birazcık daha gelin, yastık da alın arkanıza. Sizi dışarıdan gören hamile demeye bir şahit lazım. Hani maşallah sağlıklı böyle gayet iyi duruyorsunuz. Nasıl sağlık durumunuz? Gayet iyiyim. Gayet iyi. Ama şimdi gebelik dönemi bir kadının en hassas dönemi olduğu için de bir hastalık değildir ama daha hassastır, daha duygusaldır. Her türlü stresten, bebekle ilgili onu riske sokacak her şeyden genelde uzak durmaya çalışırız. Değil mi? Evet. Fakat siz bu 9 aylık süre içerisinde bayağı bir adrenalin yaşamışsınız. Evet. Bu sizin bu 9 aylık gebelik içerisinde ikinci kaçışınız. Evet. İlk kaçışınız 4 aylık. Kaçmadım, evden kovdu kendisi. Ya evden yalan kovdu. Söyleme. Yalan değil. Sen nasıl bir kadınsın zaten? Sen eve kilitleyip ilk başta kovdu tamam, da ondan sonra eve kilitledin. Tamam, eve kilitledim ben seni bir saniye. Eve kilitledim ama neden kilitledim? Sen ilk başta kovup sonra eve kilitlediğin için ben de polisi arayıp polis zoruyla çıktım evden. Tamam, ben seni darp ediyorsam Kadir'se niye basmıyorsun veya evden çıkıp karakola niye gitmiyorsun? Bıraktığın mı var? Ya telefonunda mı Kades uygulaması var? Her zaman basarım diyorsun da o zaman niye basmıyorsun? Var mı Kades uygulamanız? Evet. Niye tebrik basmıyorsun? Tebrik ediyorum bu arada. Ve sen bunu hangi yüzle çık? Ney? Senin var mı? Benim var, ben çıkıyorum ama sen nasıl çıkıyorsun? Tamam. Benimle evlisin, başkasıyla yani eşim diyorsun yani. Ne yapmaya çalışıyorsun? Bana bir açıklasana. Cevap ver, seni bekliyorum. Ve aslında eşim diyorsun, dün onca telefonda konuşuyorsun. Şimdi neye konuşmuyorsun? Mart ayında siz Murat'la nikah masasına oturdunuz. Evet. Kaçarak evlendiniz. Evet. Bu evliliği yaparken Murat'la nasıl bir gelecek hayal ediyordun? Gelecek hayal etmiyordum. Niye onunla evlendin? İntikam için. Kimden intikam almak istedi? Yıldıray'dan. Yıldıray, sizin kaç yıldır sevgiliniz? 1,5-2 seneye yakın falan. Ne kadar olmuştu Yıldıray'dan ayrılalı? Mart'ta evlendin, hani oradan hangi tarihte? Aralık ayında tartışmaya başlamıştık. Hı hı. Yine konuşuyorduk ara ara. Sonra öyle. O arada Murat'la nerede tanıştın, kocanla? Murat'la kafede kafede tanışmadık. Kuzeni sayesinde tanıştık. Hı hı. Kuzeni tanıştırdı. Evet. Aslında bir nevi görücü usulü. Yani. Tanıdıkça sevdin mi? Yok. Sevmedin. İlişkiyi niye devam ettirdi? Bilmiyorum. Yani niye nikah masasına oturdu? İntikam içindi. Yani ne intikamı yani? Ben sana ne yaptım? Cevap versene. Sen aslında Murat'ı kullandın mı? Yani. Yıldıray'ı geri getirebilmek için mi? Yıldıray'ı hasta etmek için mi? Yani neydi Murat'ı şimdi bu kullanmak oluyor. Hangi sebeple kullandın onu? Yani kavgalıydık, tartışmıştık. İntikam. Aynen. Ama Murat'ı kullanıyorsun. Murat kullanılacak biri mi? Yani deriz ya, aman bu saftirik bu hiçbir şeyden anlamaz. Öyle midir biraz? Yok. Akıllı olsaydı anlardı durumu. Aklı her şeye çalışıyor. Akıllı olsaydı bu durumu çakardı. Ama onun aklı daha fazla çalışıyor şu anda. Ha, akıllar kıyaslanıyor. Bu arada bu Yıldıray isimli kişi biraz sonra canlı yayında olacak. O da söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Ona da sorular sormak istiyorum. Sonrasında Murat Bey ile, bu arada görseller var, evlilik fotoğrafları. Bir onları da ekrana getirirsek çok sevinirim. Gelmesini istemiyorum. Ha? Abla. Hayır hayır, sizin gelinlik fotoğraflarınız var. Tamam, mesela yayın. Buralardaki o gelin, o gelinliği giyen, nikah masasına oturan, işte nikah memurunun karşısına çıkan, bu omzunu Murat'ın başına koyan kadın rol mü yapıyor? Evet. Fotoğrafımın kaldırılmasını istiyorum. Fotoğraf. Peki, ama hayatım bu senin resmi şeyin zaten. Esra abla. Kaldırın fotoğrafı. Peki burada hamile miydiniz? Yok. Nikahın kıyıldığı zaman hamile miydiniz ya da biliyor muydunuz durumu? Hayır, bilmiyordum. Bilmiyordunuz.
Ne kadar süre sonra, dün sormuştum tekrar soruyorum. Ne kadar süre sonra gebe olduğunu hatırladın? İki buçuk aylıkken. He? İki buçuk aylıkken falan. Anlamadım. Mevsimi hatırlıyor musun? Ben mesela İdris Ali hamileliğimde 27 Kasım'dır. Hiç unutmam mesela 2010, 27 Kasım hamile olduğumu öğrendiğim gün. Mesela Ömer'inkini hatırlarım, o Mart ayıdır. Sen hamile olduğun zamanı hatırlıyor musun? Mayıs ayı olması lazım. Mayıs. Bunu öğrendikten sonra bu müjdeyi kocana verdin mi? Ona da söyledim. Ne dedin? Nasıl verdi müjdeyi sana? Hamileyim dedi bana. Tamam, hamileyim dedi ama bunu nasıl söyledi? Yani ufak bir tartışma vardı o zaman, normalde sonradan söylemişti. Yani bir 2,5 aylıkken falan söylemişti bana. Mutlu olacağını düşünerek mi söyledi? Evet. Sarıldınız mı o gün birbirinize? Sarıldık. Yok. Evet. Ha? Hayır. Sarıldım, yalan söyleme. Hayır. Ya yalan söyleme, sarıldım. Sen kendin yalan söyleme. Ama bunda karı kocanın normalde sarılması çok normal. Sarılmaması anormal. Kendisi o zamanlar zaten çalışmıyordu ben öğrendiğimde. Hı-hı. Ben iki işte çalışıyordum. Hı-hı. Hamile halimle. Hı-hı. Öğrendiğimde. Sabahları yani gündüzleri organizasyondayım, akşamları oteldeyim, kuafördeyim. Akşamları otelden çıkıp tekrar organizasyona gidiyorum. Hı-hı. Bu evde yatıyor. Siz çalışıyordunuz. Evet. Ve benim elimden alıyordu zaten paramı. Tehdit ediyordu, şiddet uyguluyordu. Ben seni tehdit ediyorsam... Bu iddiaları cevaplayın lütfen. Ben seni tehdit ediyorsam niye kadese basmıyorsun? Ya telefonda kades var diyorum ya. Niye basmıyorsun? Aklın onu her şeye ediyor. O zamanlar yoktu. O zamanlar yoktu. Sonradan yükledim. Ya yalan söyleme. Bana kaçtığı günden beri sürekli telefonda kades vardı. Bana gösteriyordun. Ya şimdi uygulamanın indirildiği tarihi aslında telefondaki bazı şeylere bakıldığında ortaya çıkar. Mesela atıyorum ki çıktı, siz Mart'tan önce kadesi indirmişsiniz. O da diyor ki senin telefonda kades vardı. Bu arada bilinçli bir kadın olduğunuz için de tebrik ederim. Niye basmıyordun? O zamanlar yoktu işte, sonradan çıkardım. Vardı abla, yalan söyleme ya. Peki. Bebeği, yani bir bebeğiniz olacağını öğrendiniz. Bebekle ilgili kafanızdaki soru işareti ne zaman oluştu? Aklıma soru işareti yoktu. Abla zaten... Yıldıray Bey'e söylediniz mi bunu? Evet. Nasıl, nerede buluştunuz, nerede söylediniz? Yani telefon üzerinden söyledim. Ne dedi? İlk başta inanmadı. Hı hı. Sonuçları falan gösterdim. Hı hı. Tamam dedi. Bu arada siz nerede yaşıyorsunuz, hangi şehirde? Antalya Konaklı. Bu Yıldıray nerede yaşıyor? Alanya. O da Alanya'da, yani aslında yakın bölgelerdesiniz. Evet. Peki günde iki işle çalışırken evliliğinizin ilk gününden beri Yıldıray'la görüşüyor muydunuz? Evet. Mesela çok enteresan, ilk defa bir eş diyor ki yalan söylüyor diyor. Yıldıray'ın annesine de zaten evli olmadığından kendini eve attırmış. Yıldıray'ın annesi, ailesi de bilmiyor zaten benimle evli olduğunu. Ekrandan bu yüzden fotoğrafı kaldırtıyor Seda. Bilmiyor. Hayatım, benimle evli olduğu için. Sizin, alakası. Yani şimdi ailenin hiçbir şey yani hiçbir şey bilmemesi lazım. Soyadınız nedir? Şu anda Çalıcı. Şu anda Çalıcı. Niçin şu anda Çalıcı? Çünkü Murat Çalıcı ile resmi nikahlı evlisiniz, değil mi? Evet. Belediyeniz nerede, nikahınız nerede kıyıldı? Alanya'da. Alanya'da kıyıldı. Yani evlilik birliğiniz devam ediyor. Şu anda benim karşımda 9 aylık evli bir karı koca var. Evet. Bu iddiası doğru mu? Yıldıray'ın ailesi bilmiyor mu evli olduğunu? Yok, benim daha önce bir evlilik yaptığımı biliyorlardı. Boşandım dedim onlara. Hı hı. Çocuk da zaten Yıldıray'dan. Şu anda Murat Bey'le evli olduğunuzu biliyorlar mı? Dün akşam öğrendiler. Ne tepki verdiler? Biraz kızdılar falan. Hı hı. Çocuk zaten onlardan. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Hani bir anne çocuğunun babasının, bebeğinin babasının kim olduğunu bilir. Bundan hiç kuşkum yok. Ama sen bunu hani neye dayanarak söylüyorsun bu kadar net? Yani kendimden eminim, biliyorum. Anladım. Bu çocuğun babası resmi nikahlı eşim değil diyorsun. Değil. Ben yine de DNA testini istiyorum Esra abla. Çocuğun doğmasını bekleyeceğiz. Aynen. Ama. Yani bebek doğmadan bir DNA testi yapılabilmesi ama mümkün değil. Ama anlattıklarından şunu anlıyorum ben. Şimdi evliliğiniz kötü, eşiniz size iyi bakmıyor. Siz çift işte çalışıyorsunuz, hamilesiniz. Sevgi görmüyorsunuz, şiddet var ama
hamile olduğunuzu ve birliktelik yaşadığınız kişiye de söylediğinizde o size inanmıyor hamileliğinize. Yani şaşırdı. Siz, hayır şimdi o demek ki siz intikam almıyorsunuz. Siz Yıldıray'dan intikam almıyorsunuz. Siz mağdur konumdasınız. Siz Yıldıray Bey'i ikna edebilmek için sürekli yalan söylemek zorunda kalıyorsunuz ona ve ailesine. İntikam alan kişi güçlü olur. Siz güçlü değilsiniz ki, siz mağdursunuz. Hamilesiniz, çift işte çalışıyorsunuz. Kaldığınız evdeki Murat Bey size şiddet uyguluyor. Anlattığınıza göre Yıldıray'a diyorsunuz ki ben zor durumdayım. İki işte çalışıyorum. Bu bebek senden. İnanmıyor size. Ya o bilmiyordu ve benim. Ve ailesine de gidiyorsunuz. Ailesine de diyorsunuz ki ya işte ben boşandım. Ama çocuk sizden. Çocuk bence burada kilit nokta. O aile tarafından kabul edilir olmanın kilit noktası. Bunu kendinize yapmayın. Vallahi şimdi bu kadar entrikayı da ben, hani ben entrika görüyoruz burada ama ben mesela bu kadar entrikayı bir arada görmedim. Yani şey gibi böyle plan, yani ya planlı ya acayip plansız böyle akışında yaşıyorsun. Ya Yıldıray'ı ve Yıldıray'ın ailesini bu çocuk sizden diyerek ikna etmeye çalışıyorsun. Yok. Ya ortada bir soru işareti var. Sen de ne olduğunu bilmiyorsun ama şimdi bir tarafa yanaşman lazım gibi hissediyorum. Ve böyle bir durumda kalmanı da istemem. Şimdi ismi geçen Yıldıray Bey'in söz hakkı, cevap hakkı vardı. Yıldıray Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Maske takmanızın sebebi rahatsızlık sebebiyle mi? Yoldan geldim ve rahatsızım, evet. Ha, geçmiş olsun. Sağ olun. Seda Hanım'la hangi yılda tanıştınız? Vallahi tam hatırlamıyorum ama hemen hemen 1,5 sene falan oldu. 1,5 sene? Evet. Oldu. Nerede tanıştınız, hatırlıyor musunuz? Sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Evet. Tanıştıktan sonra ilişkiniz nasıldı? Gayet güzeldi. Güzeldi. Ne zaman ayrıldınız kendisiyle? Ne zaman ayrıldık? Sonra 5-6 ay sonra bir ayrılma oldu bizim aramızda. Hı hı. Ondan sonra geri barıştık biz. Aralık ayında ayrıldığınızı söyledi. Bu da 2022 Aralık yapar. Evet. Ayrılma sebebiniz neydi? Tartışma, kıskançlık. Kim kimi kıskanıyor? Ben kendisini kıskanıyordum. Hı. İşte sosyal medya fazla kullanma, oynama, hı hı, gibi. Niye şüphe duyuyordunuz hanımefendiden? Ya işte kıskandığım için, şüphe duymadım ama kıskandığım için öyle yapmak zorunda kaldım ben. Peki ilişkiyi bitirdiniz mi? Evet, ondan sonra ayrılmıştım zaten. Ne zaman barıştınız sonra? Sonra 3-4 ay sonra geri barıştık biz. Hangi aydı? Yeni bir yıl? Yani büyük ihtimal yeni yıldır zaten. Hı hı. Ondan sonra... O dönemde evli olduğunu biliyor muydunuz Seda Hanım'ın? Yok. Barıştığınızda? Zaten ben de evli olduğunu dün akşam öğrendim. Ah! Benim de bir bilgim yoktu evli olduğundan. Bana dedi ki ben boşandım. Ben de o şekilde... Yani böyle bir hareket ettim zaten yani. Sen niye yüzünü kapatıyorsun? Gelsene burada konuşsana. Ya hayır öyle. Evli kadını kaçırmaya utanmıyor mu? Yüzünü atsana. Bir dakika. Siz dün akşam mı Seda Hanım'ın evli olduğunu öğrendiniz? Evet. Yani nasıl? Bana sizin yayınıza bağlandığında söyledi. Dedi ki böyle böyle. Yayına gir dedi. Yayına girdim. Orada her şey öğrendim. Zaten ailem dedi ki oğlum. Ama işte o diyor böyle ki ben diyor Yıldıray'ı kıskandırmak için evlendim. Şimdi kıskandırmanın en önemli yanı, yapmış olduğunuz eylemi, yani o nikahı bir fotoğrafla sana atmaktır. Bak sen, değil mi Seda? Ben evlendim. Seninle olan ilişkimde mutsuzdum. Sen beni mutsuz ettin. Bak ben seni nasıl bundan sonra atıyorum, aşkımdan öldüreceğim dersin, atarsın. Beyefendi evli olduğunuzu bilmiyormuş. Ha, ilk başta biliyordu, sonradan ayrıldım diye biliyordu. Öyle gittim zaten onun yanına, ayrıldım, boşandım dedi. Hayatım, bu kadar sosyal medyalara girip çıkıyorsunuz. Akıllı bir adam da 3 günlük evliliğin 3 günde biteceğini bilir herhalde. Evet Yıldıray Bey, dün akşam öğrendiniz. Yıldıray, ne söylediniz Seda Hanım'a? Yıldıray hayatına ne diyeyim yani? Ben de şok oldum, ailem de şok oldu. Peki. Dedim ki zaten benim ismim geçiyor burada dedim. Yapacak bir şey yok dedim. Gidelim dedim, bunu dedim, bir sonuca varalım. Peki. Yıldıray'a Seda Hanım'ın tanışalı 2 ay oluyor. Ne zaman geldi? Ben her şeyi nasıl biliyorum. Sizin yanınıza ilk ve ne zaman geldi? Öyle dedin sen. Her dediğin lafı biliyorum. Bir adam öyle dedin. Hangi ilkten? 4 aylık gebeyken sizin yanınıza geldi. İkinizin de şikayetçiyim zaten. Ya kardeşim. Bir dakika. Ne dedin sen? Bunları yeni tanıştı abla.
İki ay önce bir Seda bir üç kişiyle oturuyorken öyle demiş. İki ay oldu tanışalı ve çocuğu üstüne alacak demiş. Evet. Çocuk benden teyzesine de diyor. Seda çocuk Murat'tan diyor ama çocuğu Yıldıray üstüne alacak diyor. Alakası tamam yok. Peki o zaman şöyle yapalım kardeşim. Madem o kadar her şeyin namusususun ya. Deme. Sen Murat'la ilgili bir takım iddialarda bulunuyorsun. Evet. Bunların hepsini kimden duydun? İspatı var telefonda. Kimden duydun? Telefonda kendim gördüm. Ben temizim zaten kabulüm bakılsın. Tamam baktır o zaman. Tamam bakılsın. Mesela bakılsın. Yıldıray Bey bir kişinin sicil kaydını öğrenmesi sizin öğrenmeniz mümkün değil. Ancak kendisi bunu gider Seda ya da adli duymuş. Merciler öğrenir GBT'sini ama şunu öğrenebiliriz. Mesela bunu öğrenmek daha kolaydır. İlişki yaşadığımız, evimize, ailemize getirdiğimiz kadının çok basittir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sana verdiği kimlik kartını görebilir miyim dersiniz. İbraz eder, evli mi, bekar mı olduğunu öğrenirsiniz. Siz niye bunu yapmadınız? Bak GBT'ye gelinceye kadar evet. Size gelen misafir Seda'nın evli olup olmadığını öğrenirdiniz. Ben hiç zaten kendisiyle evde herhangi bir şeyim bile olmadı. Hayır, ben kendim eve bıraktım kendisini, bir ihtiyacın varsa ben aradım. Ben kendine gittim, abimin evinde kaldım. Şüpheci olmanızın... Bu kadar hassassınız, yani... Bu çocuk sizden nasıl oluyor beyefendi? Yani yapmayın, daldan dala konuyorsunuz. Hiç gel, yan yana gelmedik diyorsunuz. Tamam da ablacığım, şimdi şöyle bir şey var. Resmi nikahım yok. Normal imam nikahım da... Esra abla, benden bunu... zaten DNA testi yaptırdık biz. Nerede yaptırdınız DNA testini? Hastanede DNA testi yaptırdık biz. Ne zaman yaptırdınız? 2,5-3 aylıkken çocuk, ben öğrendim. Hangi hastanede yaptırdınız? Alanya Devlet Hastanesi'nde yaptırdık biz. Nasıl bunu. Yapıldı? Testi vallahi, söyleyin. O sıra ayrı girdik zaten. Kendisinden aldılar, benden aldılar. Kan aldılar benden. Bekleme süreleri, bir hafta kadar da süre verdiler bize. Bir hafta sonra vardık. Benden önce kendine gidip herhangi bir şey yaptıysa bilemem. Peki, testin sonucunu kim aldı? Seda Hanım aldı. Sana ne dedi testin sonucunda? Pozitif çıktı dedi. Bana da fotoğrafını attı, gösterdi. Ben de o kadar biliyorum. Pozitif çıktı, yani... Evet. Covid testi mi yaptı acaba? Bir şey söyleyeceğim. Demirine bakmışlar. Yani Esra sizin abla. Yapılan o kan testinde... şunu söyleyeyim. Sadece vücudunuzdaki vitamin ve mineral oranlarının derecesi çıkabilir. Şeyi böyle bir Hanım. DNA testinin yapılabilmesi mümkün değil. DNA testi sadece çocuk dünyaya geldikten sonra yapılacak. DNA testinin sonucunda zaten sizinle değil babasıyla yapılacak. Testin sonucunda baba, gerçek baba çıkarsa Murat, çıkmazsa zaten hani olası sizsiniz. Sizle de yapılır ama siz testin sonucunu siz mi söylediniz? Evet. Ya, Esra abla. Gösterdin mi? Fotoğraf olarak attım. Fotoğraf olarak attın. Pozitif çıktı. Evet. Gebelik mi pozitif çıktı? Hayır. Ne çıktı? Babalık testi. Babalık testi. Tam orada ne yazıyordu? Hayatım, babalık testinde şey yazmaz, pozitif yazmaz. Yani. Bir hamile bayandan bunun yapılabilmesi Esra abla, çocuk, de... Çocuk benden ben eminim zaten. Evet. Çocuk benden ben eminim. Yıldıray ve Bey. Yıldıray da yeni sevgilisi. Yani önceden konuşmuşluğu şöyle, falan yok. Şöyle E-Devlet'ten bakabiliriz herhalde. Orada artık bütün dökümlerimiz var ya. Buradan gösterebilirsiniz değil mi? Ama şimdi, Yıldıray Bey daha önemli. Bakın bir çocuğun evlilik dışında dünyaya gelebilme ihtimalinin olabilmesi için kadın ve erkeğin yan yana gelmesi gerekiyor. Ben de zina yapmam diyor. Evet onu da söylüyor. Bu diyor Esra Hanım benim resmi nikahlı eşim değil, dini nikahlı eşim hiç değil. Ben onu bıraktım kapıdan dışarı çıktım diyor. Değil mi Yıldıray? Evet. Yani siz yan yana gelmeyen bir çift olarak bebeğin sizden dünyaya gelme ihtimali yok. Neden? Peki. Yıldıray Bey, şimdi siz aslında ilkeli bir insan olduğunuzu bu hanımefendiyle ben hani boşanmadan bir ilişki yaşayamam, bu bana yakışmaz diyorsunuz değil mi? Evet. Yani siz sadece duygusal paylaşım yaptınız. Evet. Hiçbir zaman aynı yerde durmadınız. Hayır. Fiziki yakınlığınız olmadı. Aynen öyle.
Tamam. Diyorsunuz ki ben ilkeleri olan biriyim. Bu sebeple Seda Hanım'la bir yakınımız olmadığı için olamaz. Bu sebeple çocuk sizin olamaz zaten. Tamam, hiç buraya girmeyeceğim artık vallahi. Geldi. Yıldıray, gerçekte soruyorum. Seda'nın anlattığı hikaye değil de senin hikayeni duymak istiyorum. Seda'nın evli olduğunu biliyor muydun? Hayır. Peki dün evli akşam olduğunu... öğrendim diyorum. Efendim? Esra abla, dün akşam öğrendim ben de zaten. Tamam, dün akşam öğrendin. Evet. 4 aylık hamileyken senin yanına geldi mi? Geldi, bana mesaj attı, dedi ki böyle böyle ben hamileyim dedi. Hı hı. Ben de inanmadım zaten. Hı hı. Dedim ki o zaman hastaneye gidelim, DNA testi yaptıralım dedim. Benimsedim, ben kabul etmeye çalıştım. Gebelik testi. Evet. Pozitif çıktı. Evet. Hamile olduğunu öğrendin. Aynen öyle. Peki inanmama sebebin neydi? İnanma sebebim sonuçta hani benden önce belki konuşmuş da olabilir. Benden mi? O sıra. Sen? O sıra zaten biz konuşmuyorduk zaten. Yan yana gelmiş miydiniz? Ben hamile olduğunu söylediği zaman sosyal medya üzerinde görüştüm. Ondan sonra zaten gebelik testi yapacağım zaman yan yana geldim ben sadece. Yani sen gebelik testinden sonra Seda Hanım'la yan yana geldin. Doğru mu? Evet. Tamam. Seda. Yalan söylüyor abla ya. Bir dakika. Sedancığım diyor ki biz ayrıldık. Ben gebelik testini yapana kadar biz onunla görüşmedik zaten diyor. Hayır, görüştük. Biz ben ilk evlendiğim zamanlar görüşüyorduk. Ya Yıldıran sonra, yalancı mı? Sonra bir tekrardan tartışmalarımız falan oldu. Hı hı. Sonra niye anlaşamıyordunuz Yıldıray'la? Yalan, yalan. Bazı konulardan dolayı. Yıldıray. Dinliyorum abla. Sen anlıyor musun söylenenleri? Evet. Diyor ki bak biz hep görüşüyorduk onunla diyor. Tamam, görüşüyorduk ama biz sürekli tartışıyorduk, kavga ediyorduk yani. Ben sürekli kavga edemem ki. Ben işime gücüme bakayım. Hı. Niye kavga ediyorsunuz? Affedersiniz, kız arkadaşıma mı vakit ayırayım yani? Anladım. Sizde kavga eden sürekli Seda mıydı? Evet. Acık huysuz mu? Biraz inatçılık var. İnatçılık var. Evet. Peki bir anda bu kadın ortadan kayboluyor. O zaman merak etmiyor muydun nerede diye? Nasıl? Bir anda bu kadın ortadan kayboluyor. İşte ne yaptığını bazen bilemiyoruz. Siz Alanya'ya hiç geldiniz mi Yıldıray Bey? Ben de Alanya'da yaşıyorum zaten. O da orada. Alanya'ya hiç geldiniz mi? Alanya'da yaşıyorum zaten. Alanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Onun yaşadığı yere geldiniz mi? Hayır. Kafeteryada buluştunuz mu? Evet, çalıştığı yeri vardı. Orada görüştüm ben sadece bir kere. Sadece bir kere? Evet. Kafeteryada görüştünüz, çay içtiniz. Ya çay içmedik. Ben orada geldim, görüştüm. Gebeliğin olduğunu öğrendiğim zaman zaten sosyal medyada konuştuk. Sonra çalıştığı yere gittim. O an dedim ki hadi o zaman dedim hastaneye gidelim. Orada konuşalım. Bakalım testi yaptıralım. Bendense ben her şeye kabulüm, razıyım dedim. Ama bendeyse dedim ben karışmam dedim. Peki. Seda da dedi ki bu çocuk Yıldıray'dan. Yıldıray'dan. Yalan söylüyor. Seda abla, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen aslında Murat'ı değil Yıldıray'ı kandırıyorsun. Hayır. Vallahi bak. Zaten öyle abla. Çocuk benden. O yüzden benden. Kocam diyor ki bu çocuk benden. Ondan sen... değil. Kendisi zaten iddia ediyordu. Sen diyordu çalışır, çalışmaya Allah gider gibi gidiyorsun. Allah'ım inşallah kocandan çıkardı. Vallahi hiçbir huzursuzluk, hiçbir şey de olmaz ya. Zaten benden çıkacak Esra abla, eminim. Anneniz telefon attın. Annenlerle görüşüyor musun? Ailen var mıdır yani? Senin yanında mıdır? Benim ailem benim yanımda değil. Neredeler? Kendi yaşıyorlar. Evlendiğini biliyorlar mıydı? Murat'la evlendiğimi biliyorlar. Evlendikten sonra evine ziyarete geldiler mi? Görüşüyor Hayır. muydunuz? Hayır. Niye görüşmüyorsunuz? İstemiyordu çünkü annem beni. Annen seni istemiyor. Şu anda telefon hattında. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Kızınızı niye istemiyorsunuz? Seda'nın iddiası böyle. Evet, ben 4. çocuğuma hamileydim. Tam 10-12 gün vardı doğum yapmama, o şekilde bıraktı gitti. Ondan dolayı ufak da olsa bir kızgınlığım vardı. Hı hı. O yüzden görüşmek istemedim. Yani hep kızardı ama. Tam ben ona ihtiyacım olduğu zaman gitti ama. Ben ondan dolayı kızgınlığı da görmek istemiyordum. Siz gebeyken ve doğuma çok az bir süre kalmışken sizi ortada bıraktığı için kızgınsınız. Evet, ondan dolayı kızmıştım. O yüzden hiç ilgilenmemeye karar vermiştim. Çünkü benim ona ihtiyacım vardı. Hmm. Sen hep öyleydin. Onun kendi durumundaydım ben zaten. Onun da size ihtiyacı var mıydı? Ne gibi? Ama ben her türlü hep arkasında durdum maddeden, biliyor. Yalan. Mesela çok saçmalıyor, çok yalan söylüyor, çok saçmalıyor. Az önce bak hadis uygulaması yok diyordu. Hı. Hadis uygulaması daha önceden vardı. Hatta ben kendi telefonuma da Seda kendisi yükledi. Bravo. Hadis anne uygulaması vardı.
kredisi uygulaması hep vardı. Evet, ben de istedim. Kızım bana da yükle dedim. Bana da Sedan kendisi yükledi. Çok saçmalıyor. Her konuda yalan söyle. Sedan duygu ve düşünce bozukluğu var Sedan'dan. Tedavi olmasını istiyorum ben. Ne istiyorsunuz? Duygu ve düşünce bozukluğu var Sedan'dan. Her konuda yalan söylüyor. Anladım. Aklının dengesi yerinde değil bunun ya. Evet, aklı dengesinde. Burada mesela evdeyken de kızdı zaman sürekli kendini odaya kapatıyordu. Psikolojik sıkıntıları var bunun. Senin de var. Elif Hanım ama sizin de bu çocuğa bu rahatsızlığını bilmenize rağmen ihtiyacınız var. Yani teşekkür alamıyorum ben. O da bak çelişki. Siz doğum yapıyorsunuz, bu kıza güvenerek doğum yapıyorsunuz. Peki. Hayır, güvenerek de ben... 12 gün vardı diyorsunuz. Hasta olan kızınıza güvenerek bir aradınız doğum mu sonra peki? Planlıyorsunuz. Aramadım. Aramadınız, tamam. Yani nereye, beni yalnız bıraktı, ne hali varsa görsün. Şimdi aslında olayın gerçeği bence şöyle tabii ki. Burada kandırılan ya da ikna edilen bu çocuk senden diye. Yıldıray sensin. Murat Bey değil. Her şey normalinde ve doğru ilerliyor. Seda, senin işin buradan uğurlayacağım. Tamam. Gel. Dikkat et. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.